bu tür şeyler onların başına daha önce gelmişti. Yani kötülük istiyorsunuz peygamberden de. Zaten bu kötülükleri daha önce yaşamışsınız. Yani hiç ölümü tatmadınız mı? Helaki tatmadınız mı? Felaketler yaşamadınız mı? Ha bunlar zaten hepsi sizin başınıza gelmiş. Daha ne kötülük isteyip duruyorsunuz? Demiş oluyor. İnne Rabbeke, muhakkak ki senin Rabbin lezu mağfiretin linnas. İnsanlara karşı bağışlanma sahibidir. İnsanlara karşı bağışlama sahibidir. Ala zulmehim, ala zulmehim. Onların zulümlerine rağmen. Onların zulümlerine rağmen. Yani ala kelimesi şu tarafta geçen cümlenin ala'dan sonra geçen cümleye dahil olmadığını ifade için kullanılır. Yani burada Allah insanlara karşı bağışlayıcı diyor. Bakın burada bu ayet iyi anlayın. Lezu mağfiratin, mağfiret sahibidir. Kim için? Linnas, insanlar için. Yani insanların böyle ufak tefek kuralları, yanlışlarını falan bağışlar. Ala zulmehim, zulümlerine rağmen. Yani onların zulümlerini bağışlar demek değil bu. Çünkü kelimenin kullanışı gördüğünüz gibi farklı. Ala diyerek bu cümle o sonraki cümleden ayrılmış. Yani sen bir taraftan zulüm yapıyorsun, o zulmün cezasını çekeceksin. O zulmün bağışlanmayacak. Ama zulüm yapmış olmana rağmen, zalim olmuş olana rağmen başka zulmettiğin değil de başka konularla ilgili herhangi bir konu olduğu zaman Allah bağışlayıcıdır. Allah insanlara esasında esas tutumu, insanlara karşı esas tutumu bağışlayıcılıktır. Zulmün burada anlatılmasının sebebi bu bağışlayıcılıktan hariç tutulacağından dolayıdır. Lezû mağfiratin linnâs alâ zulmin. Zulmeyim. Allah insanları son tahlilde bağışlayacaktır. Alâ zulmihim. Zulümlerine rağmen. Ha, zulümleri duracak orada. Zulümleri duracak. Zulmün bağışlanması yok. Başka ayetlerde de bu konuyla ilgili ayetler var. Mesela Şura suresi 42. ayette اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَذْلِمُونَ النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْعَرْسِ. İnsanlara zulmedenlere ve yeryüzünde zorbalık yapanlara yol yoktur. اِنَّمَا السَّب۪يلُ, yol yoktur. Buradaki yol yokturdan maksat uhrevi anlamda onlara af yolu kapalıdır. Dünyevi anlamda yol onlara bırakılmamalıdır. Yani onların yolları kesilmelidir. Meydan onlara bırakılmamalıdır anlamındadır. Bu müfessirler de bunu böyle söylerler. Keza Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının buzağa şirk koştuğu ama Allah'ın onu affettiği söylenir. Buzağa şirk koşmayı affettiğini söyler. Yani şirk bağışlanabilir. Bağışlanmayacak olan şey zulümdür. Zulmün buradaki kullanışı da gördüğünüz gibi ala diyerek önceki cümleden bunu hariç tutuyor. Mesela bir insan zulmediyor ama insan, yani sonuç itibariyle insan ve ufak tefek bazı yanlışlar da yapıyor olabilir. Bir insan zulmediyor diye insanlıktan çıkmıyor. Başka yönlerden, mesela iyi olduğu yönler var olabilir. Bir taraftan çok iyi ama öbür taraftan acayip zulüm, zalim olan insanlarla dolu dünya. Bir yüzden bakarsan zalimin teki ama öbür taraftan bakarken iyi yönleri de var. İnsanlar böyle toptan dışlanmaz. Zulüm cezalandırılır ve zalim o zulmü işleyen olduğu için o zulmünden dolayı cezalandırılır. İnsanlar için, insanlara yakışan zaten yaratıcı tarafından onların ufak tefek günahlarının sürekli bağışlayıcı olmasıdır. Evet, işte burada bu anlatılmış oluyor. Fe inne rabbeke, muhakkak ki senin Rabbin le şedidul ikab. Hemen burada hatırlattı.
Yani burada bu kelimeyi böyle kullandım diye zalimlerin de bağışlanacağını falan sanmayın ha. Fe inne rabbeke leşşedîdul ikâb. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin şiddetli cezalandırması olandır. İkab, cezalandırması şedid, şiddetli olandır. Yani zalim zulmünün cezasını çeker. Adaletin yoksa gücüne gider. Eğer zalimler cezasını çekmez de, zalim ne demek? Hak yemek demek arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de zulüm kelimesinin geçtiği her yer hak yeme olarak çevrilebilir. İnsanlar bu açıdan bakıldığında ikiye ayrılırlar. Hakkı yenenler ve hakkı yenilenler. Hak yiyenler ve hakkı yenilenler. İnsanlar bu açıdan ikiye ayrılır. Yani zalimler ve mazlumlar. Hakkı yenilenlerin yanında durup hak yiyenlere karşı o hakkın geri alınması ve sahibine iadesi için mücadele etmek gerekir. Şimdi mücadele ekseni, mantığı tamamen bunun üzerine kurulu Kur'an'da.